Merhaba arkadaşlar, Diyetisyen Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizler için çok basit ve pratik bir tarifim var. Tarifin özelliği kalorisinin çok düşük olması. Diyet listelerinde bazen ben böyle sebze ağırlıklı diyetler verebiliyorum. O zaman da kalorisi düşük sebzeler tercih ediyorum. Bunlardan en önemlisi de kabak tabii ki. Kabakların kalorisi çok düşük çünkü içerisindeki su miktarı çok fazla. Bu yeşil kabaklar da, girit kabakları da çok lezzetli oluyor. Bugün bunları soteleyeceğiz. Çok basit, evde hemen pratik, işten geldiğinizde çok da uğraşmadan yapabileceğiniz bir tarif olacak. Tarifimin içerisinde soğan, sarımsak ve kırmızı biberler var. Öncelikle soğanları doğrayarak işe başlıyorum. Halka halka doğrayacağız. Tavamın içerisinde birazcık zeytinyağı alıyorum. Soğanlarımızı tavaya atıyoruz. Soğanlara ek olarak bir de sarımsağımız var. Bir diş de sarımsak koyacağım içerisine. Şöyle biraz bunu da ufalayalım. Sarımsağımızı da atıyoruz içerisine. Kabakları en son koyacağım. Şimdi sırada kırmızı biberlerim var. Şöyle bir keselim. İçinden çekirdeğini çıkartıyorum. Şöyle açalım. Çevirelim. Kabaklarımıza geldi sıra. Zaten kabaklarım oldukça küçük olduğu için şöyle yuvarlak yuvarlak kesmem yeterli. Daha büyük kabakla yapacak olursanız o zaman belki kabağı aynı zamanda bir de ortadan ikiye bölebilirsiniz. İçerisine yaklaşık 4 tane küçük kabak koydum. Şu anda yeterli görünüyor. Birazcık tuz ve karabiber ekliyoruz. Aynı zamanda biberiye çok yakışıyor kabaklara. Dolayısıyla üzerine biraz da biberiye ekliyorum. Tarife biraz da bahar havası katmak için limon ekleyeceğim. Hafif böyle bir yarım limonun suyun da aromasını arttıracak kabaklarımızın. Kabaklarımız sotelendi. Artık şöyle tabağın içerisine alabiliriz. Bu kabakları tabii yoğurtla birlikte tüketmekte fayda var. Dereotlu yoğurt tarifi yapmıştık daha önce. Yukarıya bir kart bırakacağız. Oraya tıklayıp onun tarifini de alabilirsiniz. Evet, bu benim özellikle sıkı diyetlerde planladığım öğünlerden bir tanesi. Çünkü kalorisi çok düşük. Yoğurt da biraz daha tokluk süresini uzatabiliyor. Yani sıkı bir diyet yapıyorsunuz. Akşam bir tabak kendinize böyle bir tarif yaptınız. Yanına da yoğurt aldınız. O günü gönül rahatlığıyla kapatabilirsiniz. Hafif geçirdiğiniz bir gün olur. Eğer tarifimi beğendiyseniz parmaklar yukarıya, daha fazla tariften haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.